zaman anca bulut yolcu, şimdi gitti en son yolcu. Bitmedi mi hasret borcu, neredesin ay yüzlüm din 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 din. Boynunda kurbanın olan, eğer başka bir yer seversen, bu ellerde nasıl duram Sivas'ın yollarına, çıkayım dağlarına. Bırak ben, beni bırak, ölüm gitmez sorma vay.
Açık İpeleğinde amcalarla Münif Şapkalı, Çorak Şapkalı, gün görmüş amcalara sohbet edeceğiz. Söğüt ağacının dibinde su çıkıyor. Böyle dağlar, yalçın kayalar, ardıraçlar neyse o. Koyun geçi böyle yayılıyor, ot bol. Tuzlu var orada. Tuzlar var. Çok... Koş hızla gidiyor mu yayla? Gidiyor. Yaş kaç? 75. Maşallah dinsin. Şöyle yürüdüğünde ne kadar yürürsün? Kaç kilometre? Ya aşağı yukarı buradan temele iniyoruz. Yani buradan temele ve 10 kilometre mesela yürürsün. Yürürüm. 75 yaşındasın. 75 yaşındayım. Daha tırmanırsın. Tırmanırım. 1930 doğumluyuz. Sen ise bir. Oho maşallah. Şimdi biz Cıngır'a bineceğiz değerli seyirciler. Cıngır'a gel anlatalım size. Değerli seyirciler, bunun adı Cıngırak. Eskiden yaşlı insanlar böyle binerler, böreklerini iyileştirirlermiş. Şimdi burada bir direk var, içinde bir yuva var. Buraya kömürle tereyağını karıştırırsanız, buraya kattınız mı bir gıcır gıcır ses çıkar. Bu dağların, yaylaların yurtlarını, acılarını, sevdalarını çığırarak anlatır. Bütün dertleri, sevdaları bu anlatır. Bugün de Cıngırak'ın ağır tarafında adalet temsil eden Danıştay 11. Hakimi Ahmet Pesen var. Öbür tarafta iş adamımız Ali Cesaret var. Bir dönecekler bakalım Cıngırak'ta. Haydi bakalım. Değerli izleyiciler, yamaçlara tırmandık, ağaçtık, İngiliz aşağıları lep diye inibedik, sallandık, zorlu yollardan geldik, geldik Girde Virası'na. Etrafı dumanlı, ortası çimenli, 66 muharlı Zırzop Yaylası'dır bu yaylanın adı. Tıpkı Ergonokan gibi her tarafı, dört tarafı dağlarla duvar gibi örülmüştür. Ovası bereketlidir. Eskiden buraya Girdev Gölü deniyordu. Burada padişahların atları besleniyordu. Burada şu anda az sayıda kalan çoban koyunları küme küme çayırlarda yayılıyor. Sığırlar var. Değişik gruplarda evler var tek tek. Özgürlüğe sevdalı yörükler hep yaylalara. Uçsuz bucaksız yaylalara durmak isterler. Onlara yurt oba kurmak isterler. Biz de ata yurtlarını dolaşarak mutlu olmaya çalışıyoruz. Biz izlemeye devam edin.
Acın günden yanı kurulur, kurulur. Herkes sevdiğine yanar, yanar, kül olur. Ah, kül olur. Kabardıcın gelmesi dalilen, dalilen. Gezilir mi gün olmadık yarilen, yarilen. Değerli izleyiciler, kışın sahilde yörükler özgür değildir. Her zaman yaylara bakarlar. Sabah yörük kalktığı zaman önce karı dağlara bakar. Hem yayla özlemini giderir, hem yayla ne zaman göçeceğini belirler, hem de
geçileri koyunları nazar olmasın diye gözünün ferini dağlara aktarabilir. Ancak gözünün feri nazarı dağlara dayanabilir diye düşünür. Ondan sonra hayvanlarına bakar. Yaz gelince sahilde otlar küçüklemeye, ağaçlar küçüklemeye başlar. Ortalık yeşillenme başlayınca aradağlarda ve karlar ağarmaya başlar. İşte o zaman göç mevsimi gelmiştir. Bütün hayvanlar kendine özgü sesler çıkarlar. Tavuklar horoz üretmeye, köpekler ağlamaya, atlar kişnemeye, öküzler böğürmeye, geçiler koyunlar melemeye, eşekler anırmaya başlar. Dertleri yaylaya ulaşmaktır. Bunu sahibine haber vermek isterler. Doğuk kuş ötmeye başlayınca yörük dedesi at geçi, kara geçi yine geldi yaz göçüdür. Göç zamanı belirler. Göç hazırlıkları başlanır. Develici hızı doğduğu zaman göç yola çıkar. Kasap atımızın nalları yolda yırtsa da çarığımız biz yürürüz çünkü yürürüz denilir çıkılır yollara. Yaylaya ulaşmak zordur. Ama yörük yaylaya ulaşacaktır. Ata yurtlarına ulaşacaktır. Ne zaman ki yörük yaylaya ulaşır, ata yurduna, alacağını, çadırını kurarsa işte o zaman mutludur. Yörük yaylaya varınca önce arış kokusu burnuna gelir, kokusu burnuna gelir. Armut ağlatır, söğüt söyletir, gayak ağlatır, kabardış gölgesi baş yaylıdır der, hemen dibine çöker oturur. İşte bugün de Fethiye'nin Boğalar köyünün yaylasındayız. Etrafımızda ardıcı ağaçları var ve burada yörükler yaylaya varınca yarenlik yaparlar. O nedenle yörük yurtlarında her köyün bir tepesi vardı. Yaren tepesi, yaren belen derler. Burada da yarenlik yapacak. Yani yörük şöyle yapacak. Burada da bugün toplanmış bulunmaktayız. Hemen yanı başımda ülkenin dört bir tarafından gelen dostlarımız var. Kırıkkale Karageçili Belediye Başkanımız. Evet. Hüseyin Avni Albayrak. Şölenimize geçtiğimiz yıllarda geldiniz. Geçen yıllarda geldim. Bir yörük çocuğusunuz. Davulun öttüğü yere, duman öttüğü yere gidersiniz. Gideriz. Bütün Türkiye genelindeki yörük şenliklerine katılıyoruz. Türkiye'deki şölenleri ve burayı. Türkiye genelindeki bütün şenliklere, hemen hemen Antep'te ve diğer yerlerdeki şenliklere katıldık. Yörük şenlikleri gerçekten çok güzel geçiyor. Tam şölen havasında geçiyor. Birlik, beraberlik, kaynaşma açısından çok faydalı geçiyor. Bunları da gördükçe ülkemiz için, milletimiz için bütün dünyaya bir örnek olarak birlik ve beraberlik içerisinde nasıl bir şölen yapıldığını bütün dünyaya gösteriyoruz. Sizin sayenizde de şu anda Türkiye izliyor. Evet, sağ olun. İsparta İl Bey'imiz aynı zamanda Batı Toroslar Yörük Derneği Genel Başkanı, Yörük Türkmen Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Küçükeman'layız. Ben Boğalar, Beşkazalar Yaylası, Boğalar'daki Yörük Türkmen Şöleni'ne yaklaşık 5 yıldır katılıyorum ve ülkemizin birçok yerinde yapılan etkinliklere katılıyoruz. Her yıl bu etkinliklerin sayısı giderek artıyor. Bizim yörüklerde eksiğiyle geriyle yapılıyor. Yörüklerde bir yörük sözü var. Bizim göçümüz gide gide düzelir. Bu bağlamda burada olmaktan da çok mutluyum ve bu ülke üzerinde hesabı olanlara biz bir aradayız, birlikteyiz mesajları buralardan çok iyi verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Yine yörükte üzerine araştırma yapan bilim adamı, Eğirdir Meslekçisi Okulu Müdürü değerli hocamız var yanınızda. Önce Nazım Avcı, sosyoloğum. Yörüklerin Türkiye'de ortak bir çatı altında bir konfederasyon anlayışı içerisinde, yapılanması içerisinde buluşmasını, bütünleşmesini arzu etmiştik. Tabii biz bugün bu noktaya erişildiğini görüyoruz ve bunda emeği geçen bütün arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Muhsin Yarılmaz, siz nasıl görüyorsunuz şölenimizi? Bu yörenin, bu toprağın insanısınız. Evet, ben bu yörenin insanıyım. İlk defa bu şölene katılmak kısmet oldu. Sanıyorum 9.sü düzenleniyor. Burada olmaktan gerçekten mutluluk duyuyorum. Değerli hocalarımızın konuşmalarını da dinledikten sonra, bundan sonra bizlere düşecek herhangi bir şey olursa Ankara'da biz de yapmaya hazır olduğumuzu belirtiyorum. Türkiye'nin bütün yörelerini gezdim. Her yerde değişik etkinlikler düzenleniyor. Karadenizler bu işi çok iyi yapıyorlar. Bizim yöremizde de böyle bir etkinlik yapılması gerçekten mutluluk verici. Öğrenciler Kıbrıs'ta, Kıbrıs biliyorsunuz Rumların işgal altına geldi. O zaman Türk Mukavemet Teşkilatı'nı kuranlardan, İslam Konferansı'nda 10 yıl üzerine çalışmış, Ahmet Kabak'la beraber Türk Evlat Vakfı dergisini çıkartmış, Hisar dergilerinin yazarını yapmış uzun yıllar, tercümanda yazarlık yapmış. Yazarımız, anamız, büyüğümüz var. Makbule Necdet Uyar.
Siz ne diyorsunuz yörüklerle görüşün? Bütün milletin bir duyarlı olmasını, gerçekten gönül vermesini, buraya gelen yüzlerce, binlerce insanın gerçekten kalben buna bağlı olmasını yürekten arzu ediyorum. Aşağı yukarı en yaşlı yörük ana olarak hepinizi candan kucaklıyorum. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Benim aslan yörük kardeşlerim, yörük evlatlar. Ben Erciyes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Metin Karaörs. Ben Ispartalıyım. Isparta'nın Uluborlu kazasındanım.